Bursa'nın müftüsü Profesör Doktor Mehmet Yemin Ay cami ve din görevler haftası kapsamında yine göle gelerek toplumsal hayata katkıları açısından camiler konulu bir konferans düzenledi. Geçtiğimiz salı akşamı saat 20.30'da Sani Konukolu konferans salonunda düzenlenen programa Kaymakam Ali Akşağ, Belediye Başkan Vekili Turgay Yer, İlçe Müftüsü Kazım Güzel, din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. Programın açılış konuşmasını İlçe Müftüsü Kazım Güzel yaptı. Cami, Hazreti Adem babamızla başlayan mabed, tüm peygamberlerin devam ettirdiği bir kulluk vecibesi olan mekanına, Allah'a en yakın olmanın hali olan secdenin, secde etmenin adı mescid, camilere isim olarak verilmiştir. Ve yeryüzü tüm Müslümanlar için mescid kılınmıştır. Bununla beraber yeryüzünü mescid şuuruyla yaşamak ve yeryüzünde bir mescid ruhuyla imar ve inşa etme adına öncelikli olarak mabet olarak bildiğimiz camilerin bu şuurla imar ve inşa edilmesi istenmiştir. Bursa İl Müftüsü Profesör Doktor Mehmet Yemin Ay ise Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin namazı Miraç esnasında meleklerden görerek özendiğini, bunun üzerine Allah'ın 5 vakit namazı ümmeti Muhammed'e bir hediye olarak gönderdiğini belirtti. O yüce Resul nasıl namaz kılardı diye bir soruya vereceğimiz cevabın ilki şu olacak. Önce o namazı göz bebeği gözünün nuru olarak görecek kadar değerli buluyordu. Ve namazda adeta bu manevi zevki yudum yudum içtiği için farkında olmuyordu ayaklarının şiştiğini. Bunu bize ashab-ı kiram ve Hazreti Ayşe annemiz gibi ona eş olma şerefine nail olan Ezvac-ı Tahirat anlatıyor. Fakat o yüce Resulün ümmeti olan bizler maalesef bakıyoruz zaman zaman bir namaza duruyoruz, Allahu Ekber deyişimizi hatırlıyoruz. Arada bir şeyler okuyoruz, inip kalkıyoruz ama bir de selam verdiğimizin farkında oluyoruz. Bu namaz esnasında yapacağımız bütün işleri yoluna koyuyoruz. Hanımlar yapacakları yemeklerin muhteviyatını hesaplıyor. Çarşıya çıkarken nerelere uğrayacağımızı düşünüyorlar. Ödemelerimizi hazırlıyoruz kafamızdan. Bunların hepsini namazda hallediyoruz. Selam verdiğimiz zaman eğer 3 mü kıldım, 4 mü kıldığımı sormuyorsak ben hangi zammı sureyi okudum diye kendimize soruyoruz.